Meclisi'nde gezimize devam ediyoruz yine. Hatay Bölge Milletvekilimiz Sayın Metin Kalkan var. Efendim öncelikle yeni kurulmuş hükümetiniz hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Kalten TV ve bütün Hataylılar adına. Bütün memleketimiz. Neler düşünüyorsunuz efendim ve neler yapacaksınız? Şimdi artık biraz düşünme devri geçti. Düşüncelerimizi biz Hatay'a Kalpen vasıtasıyla bilhassa bu vesileyle de şükranlarımızı arz ediyoruz. Tüm Kalpen çalışanlara ve değerli Kırıkhanlılara ve değerli Hatay Ovası'na. Biz düşüncelerimizi söyledik ve paylaştık bunu beraberce. Bunu paylaştığımız için tüm ova bize onay verdi, Kırıkhan. Şimdi icraata başladık. Bakın icraatın ilki, Hatay'la ilgili yönleriyle de bilhassa vurgulayacağım. Dar gelirli, ekmeğini devletin vereceği maaşa bağlamış memurlara kimsenin tahmin etmediği kadar gerçekçi bir adımla %50 ve üzerinde bir zam verildi. Şimdiye kadar hep bu aşağı tabaka dışlanıyor, eziliyor ve imkan tanınmıyor. Rantiyecilere, rahat gelir elde etmeye alışmışlara devlet imkanları transfer ediliyordu. Şimdi durum değişecek. İki, bundan sonraki ayağında Kırıkhan'da, Kırıkhan yöresini ilgilendiren çiftçinin bütün dertleri, sorunları ve emeğinin karşılığı, alın teri değerlendirilecek. Ve biz ilk etapta çiftçinin ürünlerine kotayı kaldıracağız. Bunu da hükümet programında çok açık, net beyan ettik. Hükümet programı da kabul edildi. Meclisten de güven oyu aldı. Yani vatandaş çalışacak, çabalayacak, üretecek geçim için sen ona hem iş vermeyeceksin hem ürettiği malı almayacaksın. Bu devlet anlayışına uymaz. Bunları kaldıracağız ve tüm komşu ülkelerle çok iyi diyalog ve geçim sürdüreceğiz. Emperyalizmin kışkırtmasına kanıp kavgacılık senaryosunda figüran rolü oynamayı terk edeceğiz. Dost olarak onlarla ticari ilişkilerle bilhassa Hatay bölgemizde çok büyük ticari gelişmelerin kapısını yakında açacağız. Bunun çalışmaları yapılıyor. Ve bilhassa işsizlik sorununun önüne geçilecek. Emekli, işçi, sigortalı, Bağkurlu tüm vatandaşların gelirlerinin hemen nasıl ilk etapta %50'nin üzerinde bir rahatlamaya kavuştuğu gibi işsiz ve çiftçi ve esnaf vatandaşlarımız da mutlak bir rahatlatmaya adım adım önümüzdeki günlerde kavuşturulacak. Ve bilhassa çiftçinin faiz borçları silinecek. Açık söylüyorum. Bunun için şu anda teknik çalışmalar başladı. İkincisi, çiftçi mağdur edilmeyecek. Çiftçi güneşin altında yandığının, çamurla, toprakla boğuşmasının karşısını yuvasında, karşılığını yuvasında çoluk çocuğuyla, cebinde bol parayla rahat olarak alacak. Bunu inşallah yapmaya, çalışmaya başladığımızı beyan ediyoruz. Artık o düşüncelerimizi eyleme dönüştürdüğümüzü ifade ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Aslında sorum çok ama vaktimiz yok. Hataylılara neler söylemek istersiniz son olarak? Hataylılara bekledikleri, istedikleri bütün hizmetleri imkanlar ölçüsünde vermenin gayretindeyiz. Gece gündüz ben ve Hataylı'nın üstün teveccühüne mazhar olmuş Mehmet Sılay Bey 24 saat Hataylı'nın emrindeyiz. Ne zaman hangi müşkilleri olursa olsun bizi aradıklarında onlara cevap vereceğiz. İnşallah bu sıkıntıları beraberce aşacağız. Yol sorunlarını, susuzluk sorunlarını, bölgenin her türlü sorunlarını, biriktirilmiş yıllardan beri sorunlarını çözmeye bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Hatay'dan, Hataylı'dan ve Hatay'da mukim güzel insanlardan dua bekliyoruz. Cenab-ı Hak bize yardımcı olsun diliyoruz ve inşallah onları mahcup etmeyeceğiz diyoruz. Çok teşekkür ederim.